Şimdi özel kolej bu 8. sınıfa kadar gidiyor. Sever. 8. Mimi. Okul nasıl geçti bugün? Bugününü anlat babana. Neler yaptın bugün? Hakan ne yaptınız evet. Diyorum. Buradayız. Demir Bey. Demir Bey bana bakın. Evet. Atar atar. Ölüyor fazla. Kıskanma diye o da arada bir olmak istiyor. Yani. Bensiz düğün olmaz diyor. At bakayım onu, o peşine koşar at. Evet. Aşağı yukarı 6 sene önce Leo İtalya'da doğdu, kız arkadaşım, eski kız arkadaşımdan. Sonra ufak çatışmalardan biz ayrıldık. Orada mahkeme, kısa bir mahkeme sürecinden sonra Leo'nun velayeti oturma izni bana tanındı. Ondan sonra İtalya'da benim oğlumdan Türkçe konuşmama karşı bir kararname çıktı. Yasaklandı çocukla Türkçe konuşmamı. Onun üzerine biz Türkiye'ye tatile gelmiştik. O zaman o dönemde zaten korona çıktı, geri dönemedik. Ondan sonra Türkiye'ye yerleştik. Buraya iş yeri kurduk Urla'da. Çocuğum okula gitmeye başladı. Ve mahkeme süreci İtalya'da 2,5 sene, burada hemen hemen 3 senedir sürüyor. Daha toplam, da sürüyor. Toplam 5 yıldır aştı herhalde değil mi? Toplam 5 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Şu an Türkiye'de 2 kere iade kararı çıktı oğlumun İtalya'ya geri dönmesi. İstinaftan karar bozuldu ve geri döndü. Şu an yeni bir duruşma günü verildi. Orada her şey yeniden başlıyor, sıfırdan. Yani çocuk psikolog raporu alınacak, çocuğun durumu vesaire alınacak. Zaten 3 sene içinde bir çocuk yani olduğu gibi sosyalleşti buraya. Yani okulu olsun, arkadaşları olsun, aile olsun. Türkiye çocuğun doğduğu yer değil ama yaşadığı yer. Arkadaşlar, ailesi, herkesi burada. Biz geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Çünkü İtalyan hükümeti çoğu şey, hele de Türkiye'de sonuçta bir iç işleri bu. Yani biz burada mahkeme önündeyiz. Kaçak değiliz, ne değiliz. Mahkemeye çıktık. Velayeti için başvuru yaptık. Olsun İtalyan, İzmir'de olan İtalyan başelçisi duruşmalara katılması, hakimi olsun, savcı olsun, etkileme çalışmaları vesaire. Biz zaten bundan avukatlarımla buna karşı şikayette bulunduk. Bu çok rahatsız edici. İkincisi de bunu tekrar almak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan şu an sanırım 15 sene oluyor yanlış değilsem Almanya'ya gelmişti. Orada bize demişti siz asimile olmayın, dik durun, örf ve adetlerinizi çocuklarınıza aktarın demişti. Ve ben dik durmadan başka bir şey yapmadım ve onun için cezalandırıldım. Aklımdan bile geçirmek istemiyorum. Yani o kadar 5 senedir müdahale ediyoruz, biz burada 3 senedir mağduruz. Yani hiç aklımdan geçirmek istemiyorum. Başelçi gelir her zaman. İtalyan başelçisine duruşmaya geliyor. Hı hı. Buradan